Mutlu evlilik sorusunu 1960'larda feminizmin savaşçısı olduğunu kendisini söyleyen Friedman isimli bir hanımefendi var. Onunla 90'lı yıllarda bir röportaj yapıyorlar kendisiyle. Diyorlar ki feminizmin savaşçısı olarak mücadele etmiş bir aktivist hanımefendi. Şöyle diyor, mutlu evlilik diyor, bir eşle sadakate dayalı beraberliktir diyor. Bunu söyleyen, yani 20 senelik tecrübeden sonra bunu, hatta 30 senelik tecrübeden sonra 90'lı yıllarda evliliği buna indirgiyor. Yani şu anda ABD'deki evlilikle ilgili yaklaşımda yeni savunulan tezler, yani bir kadının konforu nerededir sorusuna karşı tezler şöyle: çocukların annesi olsun, evinin hanımı olsun ama banka cüzdanı olsun diyor burada. Yani böyle durumlarda erkek ekonomik gücünü silah olarak kullanıyor kadına karşı. Bu da haksızlığa sebep oluyor gerçekten. Haksızlığa. Yani şimdi bir evliliğinde bir evliliğin üretimi vardır, değil mi? Yani bir fabrikanın üretim ürünü vardır. Kaliteli ürün üretmek ister. Yani evlilikte bir iki kişinin birbirlerine karşı sıcak duygular besleyen, birbirlerine sevgili olan, arkadaşlık duyguları olan, dostluk duyguları olan, yani refikayı hayat olan, yani bizim kültürümüzde. Yani onun için de bizim kültürümüzde eş kelimesi kullanılmamış, dikkat edin. Eş denmemiş karı koca birbirine. Couple terapi, çift terapist deniyor, eş terapist deniyor. Değil, refika diyor. Refika nedir? Yol arkadaşı demek. Refik, yol arkadaşı demek. Refika, kadın yol arkadaşı demek. Yani evliliğe refikayı hayat demiş, hayat arkadaşım. Hayat yolumun arkadaşı demiş bizim kültürümüzde. Bu ne demektir? Biz bir yolculuk çıktık, bu dünya ve dünyanın ötesinde bir yolculuğa çıktık. Biz burada birlikte yol arkadaşıyız. İyi günde de beraberiz, kötü günde de beraberiz. Sadece iyi günlerde beraber, kötü günlerde beraber olacak, olamaz bir yol arkadaşı yola çıktığı zaman. Her şeyi iyi ve kötü paylaşıp birlikte çözmek zorunda. Bunu en güzel tanımlayan bu. Bu nedenle evlilikteki mutluluk kavramını tanımlarsak bize her şeye rağmen mutlu olmayı başarabilmektir. Evlilikteki mutluluk. Çünkü yani bir hayat yolculuğuna çıktığımız zaman hayat yolculuğunda insanın evlilikle ilişkisi fırtınayla ilişkisi gibidir. Fırtınaya düşman gibi görürseniz, yani hiç, yağmur istemezsiniz, çamur istemezsiniz, şimşek istemezsiniz, fırtına istemezsiniz. Ne yaparsınız? Evden hiç çıkmamanız gerekiyor. Halbuki fırtına ilişkiniz ne olur? Fırtına geldiğin zaman evin korunaklı olmasını dikkat edersiniz. Yani güvenli alan olmasına dikkat edersiniz. Ve evinizi sağlam yaparsınız. Sele karşı tedbirinizi alırsınız. Ondan sonra fırtına olmadığı zaman yolunuza devam edersiniz. Olduğu zaman da ona göre hareketinizi yaparsınız. Hayat yolculuğuna çıktığımız zaman da insanın evlilikteki ilişkilerde fırtınayla olan ilişkimiz gibi. Yani fırtına çıktığı zaman o fırtına eser, ağaçların dalları kırılır, bazı meyveler dökülür ama onun arkasından daha gür bir şekilde sürgünler verir, çiçekler açar. Onun için evlilikte zaman zaman fırtınaya fırsat vermek gerekiyor. Fırtınadan şikayet etmemek gerekiyor. Fırtınayı düşman gibi görmemek gerekiyor. Yani evlilikteki hiç benim evliliğimde hiç sorun olmayacak diyorsanız bu bir defa son derece bir, ciddi bir mantık hatasıdır. Siz imkansızı istiyorsunuz demektir. Hoş bir şey olmazsa olur ama bu mümkün değil. Yani işin doğasına aykırı. Yani ben kayak öğreneceğim ama hiç düşmeyeyim demek gibi. Bu mümkün değil. Muhakkak bu olacak ve önemli olan burada kişinin nerede, nasıl davranacağıyla ilgili yani kendini değiştirmeye, yeniliğe açık olması gerekiyor. Bu nedenle evlilikte önümüze çıkan her tehdidi bir fırsat yönünün olduğunu da düşünebilmek gerekiyor. Evlilikte bir kriz yaşadınız. Mesela eşiniz kıskançlık krizine girdi. Ya ve böyle durumlarda eşinizin kıskançlığının arka planında ne var?
Bunu araştırmak gerekiyor. Bu kıskançlık krizine girdi diye bıktım bu evlilikten. Ben özgürlüğüm kısıtlıyor. Kendimi bu evde hapsedilmiş gibi hissediyorum. Kuşatılmışlık gibi hissediyorum. Ben bu eve gelmek istemiyorum. Neden evlendim ki deyip yakınmak yerine ya bu böyle bir duyguya eşim neden kapıldı? Buna sebep olabilecek bir şey ben yaptım mı? Böyle diyebilmek ve o kıskançlığı açık şeffaf ilişkiyle yenmek. Yani bir kimse kendine güveniyorsa, bu konuda kendini hesap verebileceği bir davranışları varsa, o kimse açık şeffaf olmaktan korkmaz. Mesela cep telefonunun eve geldiğin zaman şifresini kimseye vermiyorsan, devamlı kapalıysa, devamlı böyle kaçamak şeyler yapıyorsan, eşin de eğitimli birisi ise böyle durumlarda başlar işkillenmeye başlar kim olsa ve ufak bir şeyleri büyütmeye başlar. Telefonda geçen bir isimden anlamlar çıkmaya başlar ama açık şeffaf ilişki olup her şey çatır çatır konuşabiliyorsanız eşinizde güven duygusu oluşmaya başlar ve o kıskançlık paranoya dönüşmemiş olur. Yoksa açık şeffaf ilişkiyle evliliği götüremiyorsanız bu durumda evlilikte sadakatsizle ilgili adımlar artar. Bazı durumlarda da mesela kadınlar o kıskançlığın dozunu kaçırıyorlar. Yani eşini annesinden bile kıskanıyor. Böylece. Bu artık patolojik kıskançlık. Onu böyle yememiş, yedirmiş, giymemiş, giydirmiş, bir özel bir özenle büyütmüş bir erkeğe annesinden koparmak bir zulümdür, zalimliktir. Yani böyle bir şeyi yapıyorsanız bunun da bir kendi çocuklarından da böyle bir şey beklemek gibi bir bedeli vardır bunun. Bu bencilce bir kıskançlıktır. Bunun için evlilikte, evlilik olgunluğuna da aykırıdır bu zaten. Bu nedenle bu kıskançlık duygumuzda böyle makul bir kıskançlık faydalıdır evlilikte bak, makul. Ama makul olmayan kıskançlık evliliğe zarar verir. Ve modernizmin en büyük kabuslarından birisi de sadakatsizlik. Sadakatsizliğe en çok neden oluyor, sebep oluyor diye bilince evde evlendikten sonra kadın ve erkek evlendikten sonra birbirlerine olan yaptıkları psikolojik yatırımlarını geri çekiyorlar. Yani evlilikte, aşk evlilikte bunun için sebep mi sonuç mu diye hep tartışılır. Yeni modernite evlilikte aşkı sebep olarak görüyor. Niye evlenmiyorsun dediğin zaman aşık olmadım ki diyor. Aşık oluyor, evleniyor, 6 ay sonra boşanıyor. Niye boşandın diyorsun? Bana göre değilmiş diyor. Biraz 6 ay önce aşıktın. Neden? Çünkü aşk evlilikte sebep değil, sonuçtur. Birbirinizi temel sevgi duygusuyla seviyorsanız sevgi artı iyi işbirliği eşittir ömür boyu aşka dönüşebiliyor. Onun için sihirli kavram evlilikte işbirliğidir. İşbirliği kurabilen kişiler ve ortak paylaşımda olabilen kişiler evlilikte iyi bir eş de olabilirler. Ve ömür boyu mutlulukları bu kişiler yaşıyorlar. Hatta bu kişilerin nörobilim çalışmaları şunu göstermiş. Bu kişilerin böyle ömür boyu aşık denilen, böyle hani ileri yaşta birbirinin eline tutunan, parkta oturan böyle yaşlılar vardır karı koca. İmrenirsiniz ya ne güzel böyle diye. Nasıl oluyor bunlar diye. Onların beyin görüntülemeleri çıkarılmış. Ne çıkıyor biliyor musun? Michel-Ange fenomeni diye fenomen çıkıyor. Michel-Ange şeydir biliyorsunuz, Rönesans'ın büyük ressamlarındandır. Davut heykelini yanılmıyorsam o yapmıştı. Davut heykelini yaptıktan sonra o kadar canlı yapmış ki herkes canlı zannediyor onu. En sonunda canlan diyor ona, canlanmayınca sinirleniyor, elindeki çekici atıyor, ayak parmağı kırılmış Davut heykelinin. O parmak kırığıyla ilgili anlatılan hikayelerden birisi de budur. Böyle bir bu kişi iki tarafın beynindeki Michel-Ange fenomeni göre aynalama olmuş beyin. Beyinlerindeki network birbirinin tıpatıp aynısı gibi. Yani o elini uzattığı zaman ne istediğini anlıyor. Aklından ne geçtiğini anlıyor. Ayna nöronlar konuşuyor beyinde. Çünkü ayna nöronlar sadece motor ayna nöronlar değil. Bir hareket yaptığı zaman karşı tarafın beyninde de aynı bölgeye harekete geçer motor ayna nöronlarda. Duygusal ayna nöronlar var, sosyal ayna nöronlar var. Onlarda da karşı taraf bir şey hissettiği zaman karşı tarafın beynindeki aynı nöronlar onu algılarsa onun bölgesindeki aynı sevgi duygusu da titreşmeye başlar beyninde. Yani sevgi dilden çok duygular alışveriş yapar.
Bunu biz en güzel çocuklarda görüyoruz. Anaokulu çocuklarında mesela yabancı bir çocuklar bir araya gelir daha yani dil bilmeyen çocuklar okula girer. Öyle güzel anlaşırlar ki, öyle güzel oynarlar ki, öyle güzel paylaşırlar ki o çocuklar. Onlar niye? Aslında onlar duygu diliyle konuşuyorlar birbiriyle. Yani iletişimin %80'i nonverbal iletişimdir. Ses tonu, eşik altı vurgular, seçilen kelimeler yahut da beden dilidir, mimik ve jestlerdir. Bunlar %80 civarında, %20 verbal ile sözel iletişimdir. Bunu da duygu dilinin aktarım yolu da sözel olmayan iletişimdir. O da beynin sağ hipokampus denilen bölgesi var. Duygusal bellek oradadır. Verbal bellek sol hipokampus denilen bölgededir beyin. Beyinde karşılıklar da var bunun. Epilepsi cerrahisiyle ameliyat vakalarında bu HM vakası diye geçiyor literatürde. Bir kişinin beyninin o hipokampus bölgesi çıkarılmış, epilepsi geçiriyor. Oranın epilepsisi var. İkisini de çıkarmak zorunda kalmışlar. Çıkarmışlar. Kişi artık yeni bilgi öğrenemez olmuş. Katiyen öğrenemiyor hiçbir şey. Bütün bellek, yani eski belleklerde karman çorman, onun üzerine artık öyle bir şey olsa bile bir tarafı çıkarıyor, öbürü onu telafi etmeye çalışıyor. Bu nedenle beynimiz nörobilim karşılıkları var. İşte birbirini seven kişilerin beyinleri aynalama yapıyor birbirini. Bunun için evliliklerde mutluluğu yakalamaya çalışmanın yolu otantik mutluluktur. Seligman'ın güzel bir şeyidir o görüşüdür. Otantik mutluluk bizim Türkçemize saf mutluluk, halis mutluluk olarak çevrilebilir. Bu mutlulukta kişi her ortamda mutlu olmayı başarabilme. Her şey yolunda giderken mutlu olabildiğin gibi her şey kötü giderken de mutlu olabilmek. Hani bazı şeyler vardır. Babalar kızar. Bu çocuğun iyi huyları benden, kötü huyları senden der. Yani bu şaka olarak söylenebilir ama bu %50'si doğru olabilir bunun. Bu şekilde söylüyorsanız eşinizi yani kadın erkek ilişkisi, köle efendi ilişkisi olursa bu evlilikte mutluluk olmaz ki. Yani kendini köle gibi hisseden kimse hep katlanmak zorundadır, hep vermek zorundadır. Mutlu olmayan bir anne çocuklarını mutlu edebilir mi? Onun için akıllı erkekler çocuklarını mutlu, iyi çocuk yetiştirmek istiyorlarsa eşini mutlu ederler. Otantik mutluluk, halis ve saf mutluluk. Halis ve saf mutluluk her ortamda mutlu olmayı başarabilmek. Hani bazı ağaçlar vardır, 4 mevsim meyve verirler. Mutluluk da böyle olmalı, her ortamda mutlu olmayı başarabilmeli. Bir kimse şunlar olursa mutlu oluyum, uyum olursa mutlu oluyum, bana böyle davranırsa mutlu oluruz tarzındaki yaklaşımlar böyle durumlarda mutluluğun felsefesine uymaz. Mutluluk felsefesinde hatta mutluluk felsefesini anlatmak için bir balon deneyi yapılıyor. Bir salondaki kişilere konuşmacı birdenbire susuyor, herkese birer tane balon dağıtıyor. 50 kişi var diyelim aşağıya. Bir an, herkes adını buraya yazsın diyor. Daha sonra 50 kişiyi balonları sahneye alıyor hepsini. 50 kişiye bunu bir dakika içinde balonunuzu bulun diyor. Hiç kimse birbirine yardım etmesin diyor. Bulun diyor. Çok az bulabiliyor. Peki daha sonra diyor ki aynı kişilere diyor ki salon balonlar önünüzde. Herkes bulduğu balonu kime aitse ona versin diyor. Böyle bakıyorsunuz hemen bir dakikada herkes kendi balonuna sahip olmuş. Evlilik de buna benzer. Yani evlilikte paylaşımcılık vardır, yardımlaşma vardır. Bu olduğu zaman herkes mutlu oluyor. Kazan kazan ilişkisi ortaya çıkıyor evlilikte. Yani evlilikte bu otantik mutluluk da bizim kullandığımız bu dramalardan birisidir burada mutlulukta. Yani kişinin mutlu olabilmesi, ilişkilerin böyle olabilmesi lazım. Sadece ben diyen bir kimse mutlu olmayı sabote ediyor demektir. Onun için böyle durumlarda evlilikte eğer evliysen, evli kalmak istiyorsan iki kişilik düşüneceksin. İki gözle bak değil, dört gözle bakacaksın. İki kulaklı değil, dört kulaklı hareket edeceksin. Öyle ne oluyorsun o zaman? Hani bir artı bir eşittir iki eder. Ama evlilikteki bir artı bir 11 eder kişi. Bu işte halis mutluluktaki kişiler. İki kişi de birbirini görür, birbirini tamamlayan bir ilişki vardır. Şimdi rekabetçi ilişki evlilikte evliliğin en büyük düşmanıdır. Ego savaşları vardır bu ilişkilerde. Mutluluğun en büyük düşmanı evlilikte rekabetçi ilişkidir.
Yani benim dediğim senin dediğim, benim annem senin annen, benim hakkım senin hakkın gibi güç savaşları vardır. Hakimiyet savaşları vardır. Halbuki evlilikteki ilişki, evliliğin geleceği için birlikte ne yapmalıyız? Bir kriz olduğu zaman yani bu yapmam, öce alma duygumla eşimin üzerinde hakimiyet kurmak için şöyle şöyle yapma isteği geliyor içimden. Bu istek gelebilir, gayet insani bir durum. Ama evliliğin iyiliği için burada böyle kendimi ezdirmeden ne ezeyim ne ezdireyim, ne yapmam lazım? Şöyle denebilir, bak bu yaptığın yanlış, bana büyük haksızlık yaptın ama ben yani evliliğin iyiliği için buna katlanıyorum ama bir kenara yazıyorum diyebilmesi lazım. Eşine de bunu söyleyebilir, çocuğuna da söyleyebilir. Kadın erkek, iki taraf için de geçerli bu. Yani böyle durumlarda kendisine bunu evliliğin ilk yıllarında söyleyebilirse erkek kendi sınırlarını öğrenir, kadın kendi sınırlarını öğrenir. Ama hep öteleniyor ilk yıllarda evlilikten sonra. Daha sonra sevgi yatırımını birbirlerine yapmamaya başlıyorlar. Evlilikte üç dönem vardır bak. Birinci dönemde aşk dönemi. İkinci aşk dönemi buharlaşıyor. 6 ay, 1 sene, 2 sene geçmez deniyor aşk dönemi. İşte bu aslında geçebilir, uzayabilir. Bunun formülü var. Aşk dönemi ikinci döneminde evlilikte güç ve kişilik çatışma dönemi. Böyle dönemde. Üçüncü dönemde bağlılık dönemi ortaya çıkıyor. Güç ve kişilik çatışma döneminde kişiler eğer iletişim becerileri geliştirebiliyorlarsa bazı ya da şanslılarsa bu dönemi aşıyorlar. Ama evlilikte çok önemli bir kavram niyet kavramı, iyi niyet kavramı. Yani evlilikte ben evlilikteki iki tarafın da niyetinin ben ömür boyu mutlu bir beraberlik için birlikte hareket etmeye niyet ediyorum. Evlilik niyet sözleşmesi. Onun için yani ben onu evlilik niyet sözleşmesi diye 10 küsur maddelik bir sözleşme kitaplarında vardır, koymuştuk onu. Bu niyet olmazsa, evliliği yapıyorsa, eğer evlilikte bir çıkar niyeti varsa, başka bir niyetler varsa, o evlilikler er geç tökezliyor, onu söyleyebiliriz. Onun için çünkü niyet çok önemli. İyi niyeti olan evliliklerde ne var? Bir amaç vardır burada. Birlikte yaşama, birlikte bir şey üretme, birlikte iyi insan yetiştirme topluma. Bu amaç vardır. Böyle durumlarda böyle bir evlilik o güç çatışma döneminde geminin iyiliğini kendi iyiliğinden daha önce düşünür. Bak, kocasının iyiliği de değil, kadının iyiliği de değil. Geminin, ailenin iyiliği. Aile bir gemidir bunun için. Çocukların iyiliği de tek başına değil. Çocuklar da evin patronu olmamalı, evin hükümdarı olmamalı. Evde birlikte bir meclis oluşturabilmek gerekiyor. Bunun için burada da evlendikten sonra genellikle ne oluyor? Kadın kendini çocuklarına veriyor, erkek kendisini işine veriyor, birbirlerine olan yatırım azalıyor. Evlilik böyle mangal vardı, gençler bilmez o mangalı. Böyle evlerde bizim çocukluğumuza vardı böyle 1889 tarihli bir mangal vardı çocukluğumda hiç unutmam. Anne saklar halen onu, kız kardeşim de o. O mangalda böyle akşamları o mangal üzerine kül dökülürdü, kapatılırdı. Ama arada beslemek gerekiyor. Beslemezsen soğur, üşürsünüz. Çok yaklaşırsanız da yanarsınız. Bunun gibiydi. Böyle bu evlilikteki ilişki de bu ateşle olan ilişkimiz gibi evlilikte. Fazla yapış yapış olursanız zarar görürsünüz. Fazla uzak kalırsanız da koparsınız birbirinizden. Yani sevgi yatırımını da bu şekilde yapmak gerekiyor. Bu iki böyle bir yatırım yaparsanız ilişkiler yıpranmaz. Bunun için de altın orta nokta kuralı önemli. Bir adım bir taraf atacak, bir adım diğer taraf atacak, altın orta noktada bulunacak. Bu altın standarttır. Hep benim doğrularıma geleceksin, benim şartlarımı buluyor diyorsun. Sen arkadaş, böyle evliliği sen efendi köle ilişkisi olarak görüyorsun. Ve bunun adı zalimliktir, söyleyeyim. Evlilikte madem evlendin, o halde aile içi iletişimi sağlıklı bir şekilde yapabilmen gerekiyor. Bu altın orta nokta kuralı çok önemli. Bunu yapabilmek. Evlilikteki üçüncü dönem, bağlılık dönemi bundan sonra ortaya çıkıyor. Bunun için muhakkak yani evlilik yatırım gerektiriyor. Evlilik ilişkilerde iletişim sorunlar çıktıkça her sorunundan bir şeyler öğrenerek giden bir hayat yolculuğudur. Özetle bunu söyleyebiliriz.